Arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Yine evlerdeyiz. Yapacak hiçbir şey yok. Koronavirüs yüzünden evlere hapsolduk ve hepimiz, muhtemelen siz de, artık ne yapacağımızı şaşırdık. Sadece önemli ihtiyaçlarımız için dışarı çıkabiliyoruz. Tabii Hakan'la yine ara sıra böyle yürüyüşlere çıkıyoruz. Ama yine de vakit geçmek bilmiyor. Ben de artık temizlikten bıktım. Temizle temizle nereye kadar? Ev zaten oldu pırıl pırıl. Misafir de gelmiyor. Kimse gelmiyor. Evler de pislenmiyor. O yüzden artık temizlik telefon, temizlik telefon, temizlik telefon. Yani bir temizlik yapıyorum. Ondan sonra geri kalan vaktimi ya televizyonla ya da telefonla geçiriyorum. Ama bundan da sıkıldım. O yüzden bugün sanatçı yanım konuşturdum ve evde işe yarayacak süsler yarattım. Mesela bakın. Kendimde çok gurur duyuyorum çünkü bence çok güzel oldu. Bakın mesela bu vazoyu yaptım. Ve bunun gibi birkaç daha süsler düşündüm. Hem kolay hem ucuz. Muhtemelen herkesin evinde bulunduğu şeylerden yapacağız şimdi süsleri. Hem böylece siz de can sıkıntısını geçirmiş olursunuz. Hem de eve yarayacak güzel süsler yapmış olursunuz. Ben hemen başlıyorum arkadaşlar. Aklımda 4 tane süs var. Hemen de gösteriyorum. Mesela bu Nihale'yi, sepeti, bu oturağı veya bu çiçek saksısı. Size şimdi gösterdiklerim tabii ki bitmiş haliydi. Ama çoğu ürünleri IKEA'dan almıştım. Ve ilk olarak diyorum ki saksıdan başlayalım. Gördüğünüz saksı için 3 malzeme gerekli. Birincisi çöp kovası. Bu çöp kovasını IKEA'dan aldım. Yalan söylemeyeyim, 3 ile 5 euro arası. Alalı uzun zaman oldu, o yüzden size tam fiyatını söyleyemeyeceğim. İkincisi halat. Halatın kalınlığı kendinize kalmış. İster biraz incesini alın, ister birazcık daha kalınını alın. Ve son olarak sıcak tutkal. Halatı çöp kutusunun etrafına dolayacağız arkadaşlar. Halat sonradan kaymasın diye ilk sırasını şimdi sıcak tutkalla yapıştıracağım. İlk sırasını yapıştırdık arkadaşlar. Bunu şimdi böyle devam doğrayacağım. Bunu şimdi yarıda bırakıyorum çünkü üstü beyaz kalsın istiyorum. Ama siz tabii isterseniz sonuna kadar dolayabilirsiniz. Şimdi yine son sırayı yapıştırıyorum sıcak tutkalla. Ve tekrar halattan buraya böyle sap yapacağım. Bunu şimdi ortadan kesiyorum. Bunu buraya yapıştıracağım. Bunu da diğer tarafa. Ve saksımız hazır. Dediğim gibi kendi zevkinize kalmış. İster halatı sonuna kadar dolayın, ister benim gibi yarıdan fazlasından durun. Ama bence böyle daha havalı duruyor. Ayrıca sapları da böyle daha çok ortaya çıkmış oluyor. Ben bunu böyle kullanacağım. Bu da birinci dekorumuz arkadaşlar. Ve hemen ikinci dekora geçiyorum. Bu basit tabureden güzel bir oturak yapacağız. Tabureden hariç sadece iki tane malzeme gerekli. Birincisi sprey boya. Burada istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben altın seçtim ama bunun gümüşü de var, bronz tonu da var. Yani size kalmış. Ve kür kalı. Bunu da istediğiniz renkte seçebilirsiniz. Eskiden siyah kür kalı kullanıyorduk. Şimdi beyaza değiştirdik. O yüzden bu zaten evde vardı. Bunu kullanacağım. Ayakları altın olacak, üstü de siyah olacak. Bakın dışarıyı hazırladım. Buraya muşamba serdim şimdi. Tabureyi ters döndürdüm ve şimdi sprey boyayla ayakları spreyleyeceğim. Evet, şimdi tam kurumadı. Aslında bir yarım saat kuruması gerekiyor ama ben şimdiden aldım. Size hemen göstereyim. Bu arada mesela burası tam renk almamış. Sonradan tekrar üstünden geçeceğim. Ama şimdi size göstermek için arkadaşlar idare edelim. Şimdi bu halıyı şöyle üstüne atıyorum ve tersine çeviriyorum şimdi. İlla halı olmasına gerek yok. Yastık kılıfı da alabilirsiniz. Mesela bakın, burada bizim böyle bir yastık kılıfımız var. İsterseniz yastık kılıfı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu halıyı yine kendinize bağlı, ister böyle güzelcene kesin. Ama ben gerek duymuyorum. Böylece ne yapıştıracağım. Bakın şunu şöyle yapıştıracağım. Yine sıcak tutkal kullanıyorum.
Ve bakın tabureden güzel bir oturak yaptık. Şimdi o hasır sepetle devam ediyorum. Ve inanmayacaksınız ama o sepeti neyden yaptım biliyor musunuz? Kartondan. Evet. Aslında o hasır sepetler çok pahalı. Yani 5 eurodan başlıyor. Ama benim yaptığım gibi o püsküllü sepet en az bir 10 euro vardır. Tabii büyüklüğüne de bağlı. Ama şimdi bu kartonu nasıl öyle bir sepet yaparsınız onu size göstereceğim. Ve malzemeleri söylüyorum. Kumaş parçası. İstediğiniz boyutta karton. İstediğiniz renkte yün ve halat. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu kumaş parçasını kartona göre kesiyoruz. Ben şimdi önce bir içine yerleştireceğim. Kumaşı şimdi kartonun içine yerleştirdim. Buraları temiz olmasına gerek yok arkadaşlar. Zaten bunu böyle dışarı sarkıtacağım ve en üst sıraya halat geldiği için buralar hiç belli olmayacak. O yüzden yani kafanızı yormayın. Ve şimdi bunu böyle dediğim gibi içine yerleştiriyorum ve burayı tutkalla yapıştırıyorum. Kumaşı içine yerleştirdim arkadaşlar ve kenarlarını yine tutkalla yapıştırdım. Şimdi bakmayın burası biraz böyle pis duruyor ama dediğim gibi şimdi zaten halatı dolayacağız buraya. Demin yaptığımız gibi de en alt sırayı yapıştırıyoruz ki kaymasın. Ve şimdi dolamaya devam ediyorum. Ve son sırayı yine tutkalla yapıştırıyorum. Şimdi de püskülleri geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi püskülleri yünden yapacağız. Püskülleri kendimiz nasıl yaparız onu bir göstereyim size. Şöyle şu büyüklükte. Önce bir büyüklüğünü kararlaştırın mesela. 3 parmak kadar mı yoksa 2 parmak kadar mı? Neyse 3 parmak yapalım biz. Ondan sonra yünü böyle 3 parmağınıza doluyorsunuz. Doladıktan sonra arkadaşlar şunu şöyle çıkarıyorum bakın. Ama şu deliği kaybetmiyorum. Şimdi buradan birazcık keselim. Şu üst kısmına doluyorum. Bakın böyle üst kısmına doluyorum. Dola 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 dola. Geri kalan ipi bakın şunu da şuraya yapıştırıyorum kalkmasın diye. Burayı da kesiyorum. Şöyle makasla giriyorum. Tak. Püskülümüz bitmiştir. Bunu da şimdi buraya yapıştıracağım. Ay çok güzel olacak ya. Çok seviniyorum. Bunu aynı şekilde yine buraya yapıştıracağım. Bakın ne güzel oldu. Ve aynı şekilde şimdi bu sırada devam edeceğim. Dediğim gibi beyaz katsam mı araya? Hayır. Siyahla devam edeceğim. Şimdi buraya 1, 2, 3. Bu tarafa 2 tane yapacağım. Bu tarafa tekrar 4 tane yapacağım. Neredeyse bittik arkadaşlar. Bir tek sapları eksik. Onları da hemen yapıştırıyorum. Halattan yine birazcık kestim. Ve şimdi tutkalla buraya yapıştıracağım. Bakın sepetimiz de hazır. Hiç kartondan yapılmış gibi durmuyor. Ama buna şimdi bir güzel bir yer bulmamız lazım. Nereye koysak acaba? Neyse.
Son süsümüze geliyoruz. Ondan sonra hepsinin yerini belirleyeceğiz arkadaşlar. Son olarak size Nihale'yi göstermiştim. Ve o Nihale çok kolay olacak. Hemen de gösteriyorum. Tek lazım olan malzeme yine halat. Halattan ama çok şey yapılıyormuş ya. Ve sıcak tutka. Bunu şimdi böyle dolacağız arkadaşlar. Burası açılmasın diye şu ucunu yapıştıracağım. Dikkat edin, sıcak olduğu için yanabilirsiniz. Ondan sonra dolamaya başlıyorum. Ve arada bir yine yapıştırıyorum ki çözülmesin. Mesela şimdi şuraya biraz soğumasını bekliyorum ve devam doluyorum. Nihale'nin büyüklüğünü tabii ki siz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Nihale'yi nereye düşünüyorsanız ona göre boyunu seçersiniz. Ben mesela televizyonun yanında dekor var, onun altına düşünüyorum. O yüzden o kadar da büyük olmasına gerek yok. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar arkadaşlar dolamaya devam ediyoruz. Evet, bakın Nihale'miz de bitti. Dediğim gibi boyunu isterseniz tabaklarınıza göre yaparsınız. İster tencerenin altına göre yaparsınız. Ben şimdi oturma odasındaki dekoruma göre yaptım. Sonra göstereceğim. Arkasına da yine sabitleşmesi için böyle muşamba yapıştırdım arkadaşlar. Arada Hakan işten gelmişti, uyuyordu, vallahi uyandı. Vallahi niye kaldırdın? Tam ben bittim, sen uyandın. Şimdi size kaosu göstereyim arkadaşlar. Gerçekten her yeri dağıttı. Beni kaldıracaktı aslında, resmen saat 8 olmuş. Ya bitmedim, ben de dedim şimdi kalkıp beni rahatsız edeceğine hemen işimi bitireyim öyle kalkarım. Sanki çocuğum ha. Ya ama öyle bakın, her yeri dağıttım mesela. Bir de Hakan şimdi ayak altında dolaşacak, olmuyor. Öyle. Ben şimdi önce bir kaosu toparlayayım. Ondan sonra yeni süslerimizin yerini belirleyeceğiz arkadaşlar. Ben bunu buraya düşünmüştüm. Bakın. Şu süsün altına. Nasıl oldu aşkım? Çok cool oldu. Değil mi? Hı-hı. Çok güzel oldu. Bir de onlara para veriyordun. Artık kendin yaparsın. Ne güzel. Evet. Şimdi saksının yeri zaten belli. Yatak odasında. Şu sepeti ne yapsak acaba? Bunu aslında böyle ekmek sepeti olarak da kullanabiliriz. Mesela misafir falan geldiğinde ekmekleri bunun içine koyabiliriz mesela. Bakın şimdilik oraya koydum ama onun yerini değiştirmeliyim. Ben ne dedim sana? Değiştireceksin gibi. Ya nereye koysam? Neyse şimdilik orada bir dursun. Hem bu akşam belki Nale orada yatar. Kesin ha. Öyle şey, Kürtleri çok seviyor. Ya doğru söyledin. Kesin. Değil mi? Nale. Bir yandan iyi olur, o zaman bizim üzerimize gelmez, direkt oraya gider. Aynen. Bu sepete de Hakan dediği gibi şimdilik bir meyveleri koydum. Ama yarın ben garanti yine değiştiririm yerini, ama şimdilik bir böyle dursun. Evet arkadaşlar, bugünlük videom da bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bayağı umarım bir ev işi yaptık. Gitmiştir. Bayağı ev şey. Ben hiçbir şey yapmadım ama öyle şeylerden de anlamam, hiç elimden de gelmez. Ben kaba şeylerle uğruyorum. Böyle ince işlerle, incik bana göre çok değil. Çok güzel ev süsü yaptık bence. Devamı gelsin diyorsa bana bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ve fikrinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek ben üzere. Ben de bir dahaki videoda ben de oynamak istiyorum. Hoşçakalın.